Merhaba herkese, hoş geldiniz diyorum ben de. Sunumu yansıtabilir miyiz? Öncelikle değerli katılımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Tabii ben biraz son 5 ayda nasıl tespitler yaptık, Üsküdar'la ilgili nasıl çalışmalar yaptık, hızlıca onları paylaşmak istiyorum. Tabii Üsküdar 1999 depreminden sonra çok hızlı dönüşen, yani İstanbul'un genelinde görüyoruz aslında bunu. Yeterli derecede güçlendirilmiş ve aslında güçlendirme sürecini tamamlamış bir ilçemiz değildi. Yani neredeyse %80'in yapıların hala 1999 öncesi yapılmış yapılar. Buradaki %20'nin de bir kısmı zaten boş parsellerde yapılan, başkanımızın ifade ettiği gibi yapılardan oluşuyor. Aslında yani 25 yılda neredeyse sadece %15'lik bir dönüşüm sağlayabilmiş ilçemizde. Tabii bunun birçok nedeni var. Bu nedenlerin birçoğu aslında sadece 25 yıllık değil, 50 yıllık bir tarihe sahip ve Üsküdar'da hemşerilerimizin biz ne kadar bu konuda artık son noktaya geldiğini bütün toplantılarımızda hissediyoruz. Büyük bir yoğun bir talep var. Tabii biz geldiğimizde biraz mevcut durumla ilgili bir takım tespitler yaptık. Bu dönüşüm sürecine dair ya da Üsküdar'ın geleceğine dair bir vizyon tanım yapılmış mı, nasıl bir yol izlemesi, yani gelecekteki Üsküdar'ın nasıl bir Üsküdar olmasına gerektiğine dair bir çalışma yapılmış mı, ona baktık. Maalesef böyle bir çalışma önümüzde yoktu. Kenttaş şirketimiz, yani içerisinde sadece bir tane mimarın olduğu bir haldeydi. Dolayısıyla çok aktif bir rolü yoktu sahada. Yine katılımcı süreçlerden çok uzak yürümüş süreçler ve aslında vatandaşlarımız birçok sürecin dışında kalmış ve ciddi mağduriyetler oluşmuş. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye'mizde planlama süreçlerinde bir entegrasyonun olmadığını tespit ettik ve oradaki süreçlerinde oldukça yavaş ve sıkıntılı işlediğini gördük. Tabii kaçak yapılara ilişkin bir takım tespitlerimiz oldu. Yine başkanım da ifade etti. Çeşitli ilişkiler üzerinden farklı imar hatlarının kişiye özel bazı uygulamaların olduğunu tespit ettik ve bunların hızlıca çözümüne dair önümüze bir yol haritası koymak istedik. Bununla ilgili bir hemen yine İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin geçtiğimiz dönemde hazırladığı İstanbul Vizyon 2050 belgesine uygun bir şekilde bir Üsküdar Vizyon 2050 mekansal strateji belgemizi hazırlamaya başladık. Şimdi kurum görüşlerine yönelik bir çalışmamız var. Yine Kenttaş'ı hızlıca yeniden yapılandırmak üzere içerisinde mimarlığın, şehir plancılarının olduğu, işte sahada ofislerinin olduğu, burada vatandaşlara çeşitli kolaylıklar sağladığımız ofisleri hayata geçirmek için harekete geçtik. Yine işbirliği ve destekler konusunda bugün başkanın da ifade ettiği gibi en büyük adımlardan birini atmış olduk. Bunun ön hazırlıklarını tamamladık. Hızlı tarama aslında biz bütün çalışmalarımızda bugünkü lansmanın yaptığımız konuda dahil hemen hızlı bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne entegre olmak ve oradaki avantajları Üsküdar'lı hemşerilerimize hızlıca yansıtmak için çaba gösterdik. Bu konuda hızlı taramaya en önemli başlıklardan biriydi. Birazdan değineceğim detaylı olarak. Kişisel parsel sorunumuz var. Bu sorunla ilgili geçmişte yapılan sıkıntılı uygulamalar var. Biz bütün vatandaşlarımızın maksimum düzeyde uzlaşabileceği imar uygulamaları konusunda çalışmaya başladık. İmar planları devam eden Sayın Genel Sekreter Yardımcımız da bahsetti. Bazı alanlarda planlama bölgelerimiz var. Onlara hızlıca BİM planlarını entegre olmaya çalıştık. Ve bir takım mevzuat düzenlemeleri yine başkanım da bahsettiği bazı yönetmelikler çıkarttık. Şantiye yönetmeliği bunun bir tanesi. İşte yine pergoleri, kış bahçelerine yönelik yönetmelik. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Üsküdar'ı da önemli oranda etkileyecek çalışmalar var bu anlamda. Güçlendirme yönetmeliği, çatı yönetmeliği. Onları da çok yakından takip ederek süreci aslında yol haritasını tanımlamış olduk. Bugün yaptığımızda tabii ki
Zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi sürecinde de çok faydalı bulduğumuz ve yürüttüğümüz, biriktirdiğimiz Kitaş öncülüğünde harekete geçirdiğimiz İstanbul Yenileniyorum aslında Üsküdar panelini sizlerle hazırladık ama tabii Üsküdar Yenileniyorum bizim sahadaki ofislerimizde genel olarak bizim yürüttüğümüz süreç İstanbul Yenileniyorum Üsküdar ayağı gibi düşünebilirsiniz. Vizyon 2050 niye önemli? Biz tabii bir dönüşüm süreci yaşıyoruz ve dönüşüm sürecini en sağlıklı şekilde Üsküdar'ımızı nitelikli bir kamusal dönüşüme yönlendirmek, yine buradaki ihtiyaçları dikkate alarak bu süreci yürütmek ve politikalarımız, stratejilerimizi buna göre yönlendirmek için bu belgeyi hazırlıyoruz. Burada sürecin tamamında sizlerin katılımıyla yürüteceğiz. Zaten şu anda hazırladığımız stratejik plan, belediyenin kurumsal stratejik planı süreciyle de entegre bir şekilde yürütüyoruz bunu. Burada dediğim gibi sürece başladık. Kurum görüşlerimizi hızlıca alıp sizlerle süreci ilerleteceğiz. Yine imar planlarına yönelik zaten bulgurlu kısıtlı planları meclisteydi ama onlara yönelik bir inceleme yaptık hızlıca ve orada test ettiğimiz sorunların çözümüne yönelik Büyükşehir Belediye'mize entegre olup önümüzdeki ay mecliste zaten bunu hızlıca ilerleteceğiz. Tabii biz bir bölümün yani iç ölçeğe düşen bir bölümün plan çalışmaları da hızlıca başladık. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye'miz meclisten onayladıktan sonra başkanımızın onayıyla, ekran başkanımızın onayının ardından çok hızlı bir şekilde biz de BİM planımızı çıkarıp oradaki dönüşüm sürecinin önünü açmış olacağız. Yine Altunzade, Hacı Badem ve Barbaros Mahalleleri'nin bir kısmı ilgili sürece de hemen hızlıca entegre olup Büyükşehir Belediye'mizde entegre bir şekilde süreci ilerleteceğiz ve orada da hızlı bir şekilde imar planlarımızı tamamlayacağız. Tabii burada bahsettiğimiz eşitlikçi dönüşüm, adil imar koşulları, yani burada test ettiğimiz sorunların temelinde biraz bu da var. Yani kişiye göre ya da belli farklı ilişkilere göre yapılan uygulamalar vardı. Bunları standartize ettik. Herkese eşit koşullarda vatandaşlarımızın haklarını, yani burada çalışan özel sektör temsilcilerinin haklarını standartize ederek kişiye göre, adama göre ya da farklı ilişkilere göre değil, adil bir şekilde bu süreci yönetmek niyetindeyiz. Hızlı tarama niye önemli? Aslında hem Genel Sekreter Yardımcımızın hem de Kiptaş Genel Müdürümüzün ifade ettiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı olanaklardan ve vatandaşımızın binasıyla ilgili risk durumunu hızlıca öğrenerek bu tespiti yapmamız gerekiyor. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğimizde maalesef elimizde binaların ya da işte zeminle ilişkin verilerin birlikte değerlendirildiği bir süreç yok. Dolayısıyla ne kadar hasar alacak bu binalarımız buna dair bir tespit yapmak gerekiyordu ve bunu en hızlı yapabileceğimiz yöntem olarak aslında sürece başlattık. Biz de şimdi hızlıca Üsküdar Belediyesi olarak bu sürece entegre olan ilk ilçe belediyesi olduk. İki tane hızlı tarama ekibi kurduk ve aslında 6 Şubat depremiyle yoğunlaşan başvuruları hızlıca eritmeye başladık. Bir sene içerisinde bu 5000 yapıyı hızlıca sonuçlandıracağız. Kent taşı yeniden yapılandırdık. Dediğim gibi oldukça sınırlı bir yapısı ve kadrosu vardı. Teknik sadece bir mimar arkadaşımız vardı içeride ve süreçlerde yeteri kadar aktif rol almadığını gördük. Burada da başkanın ifade ettiği gibi süreçlerde hem vatandaşlarımıza danışmanlık edilecek hem de süreçlerde yine inşaat süreçlerinde tamamlanmasına yönelik bir takım destekleri sunacak. Yine müteahhitlerimizin yürüttüğü süreçlerde de onları doğru ruhsat projesine yönelik yönlendirip süreci hızlandıracak aslında. Tabii vatandaşlarımıza ulaşmanın farklı noktası, Üsküdar büyük bir ilçe, 103 tane mahallesi var. Biz olabildiği kadar vatandaşlarımıza hızlı ulaşmak ve taleplerini hızlı yönlendirmek istiyoruz. O yüzden de sahada da şunu çok fazla gördük, çok fazla mağduriyet oluşmuş. Bunların bir kısmı 6306 sayılı yasanın işte çoğunluğu sağladığında diğer maliklerin yani uzlaşmayan maliklerin ya da mağduriyetleri. Bir kısmı da yine sözleşmelerden dolayı, müteahhitlerle imzalanan sözleşmelerden dolayı kaynaklanan mağduriyetler. Biz bunları sizlere doğru yönlendirerek, doğru bilgi vererek sahada en aktif şekilde yönetmek ve mağduriyetleri minimuma indirmek için çalışıyoruz. Burada gördüğünüz Bahçeliler mahallemizdeki Üsküdar Yeniler Ofisimiz hazır. Bunları hızlıca hayata geçirip aslında sahada sizi hızlı bir şekilde yönlendireceğiz. Başkanım da bahsetti. Biz İstanbul Yenileniyor markasının
Üsküdar panelini oluşturarak aslında geçmişte yavaş ilerleyen süreçleri, yani ilçe belediyesiyle entegre olmadığı için yavaş ilerleyen süreçleri hızlı bir şekilde TİPTAŞ'ın desteğiyle ilerletip belediyemizin bu konuda yürüteceği destekleri, işte evrak konularını hızlıca sisteme ekleyip sizlere hızlıca teklif aşamasına ve binanın dönüşümün yapım aşamasına yönlendirmek istiyoruz. Burada aslında dediğim gibi İstanbul Üniversitesi'nin bir paneli, aslında süreç aynı şekilde işliyor. Biz sizlerin başvuruları üzerinden bir mevcut durumunuza ilişkin binanızın mevcut değerini, işte metreferesini ve bölgenizin bina yenilendikten sonraki binanızın koşullarını, imar koşullarını, yapılaşma koşullarını sizlerle paylaşıp burada nasıl bir maliyet çıkıyor ve günün sonunda nasıl bir yapıda oturacaksınız, bunu bir bilgilendirme formunu hızlıca sizinle paylaşıyoruz. Sonrasında da özellikle uzlaşma, yani binanızdaki ya da bulunduğunuz bölgedeki uzlaşma durumunu, yani salt çoğunluğu sağladınız mı, bununla ilgili evrakları yüklediğinizde geri kalan kısımları hızlıca çalışıp aslında size bir ön teklif formu hazırlıyoruz. Burada bundan sonra aslında sizlerin süreci, bu ön teklif formunu değerlendirip kabul ettiğinizde hızlıca uzlaşma ve imalat aşamasına geçiyoruz. Burada aslında yaptığımız şey sizin binanızın ya da yapınızın dönüşümünün fizibilitesi çıkarmak ve sizi bu sürece dahil etmek. Bunu sizlerle bu reçeteyi paylaşıp hızlıca burada yol almak istiyoruz. Zaten İstanbul genelinin dediğim gibi bir aynı sistematiğinin Üsküdar paneli gibi düşünebilirsiniz bunu. Şu anda çalıştığımız, geçmişten gelen bazı alanlar var. Zaten belediyeyle görüşmüş, çalışılmış alanlar var. Tabii bu çalışmaları yaparken bir taraftan bunları da ilerlettik. 12 alanda bir fizibilite çalışması yaptık. 3 blok bölgede ekipte fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. Uzlaşma görüşmelerinde hızlıca başlayacağız. Genel olarak sistem bu şekilde. Sabrınızı ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım Üsküdar'ımıza ve İstanbul'umuza en hızlı ve adil bir dönüşüm sürecini yaşatırız hep beraber. Çok teşekkür ederim katkınız. Nazlı Bey, değerli seyircilerimiz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz de birlikte sahnede kalmanızı rica edelim.